Yola çıkınca görüşürüz inşallah. Jack, rotarlara kendine gel baba. Ah canını yedim. Adam! Nasıl, görüntü güzel değil mi? Süper, 10 numara. Ya mübarek ya. Ne oldu lan? Kral dairesi. Hadi bakalım lan, ben küfte. Şimdi jettir baba. La kardeşim, 1, 2, 3. Bu ne yağmur ya? Sele gitti ortalık. Şuraya bak. Hey! Kapıyı kapat, kapıyı. Kapıyı bende görürsün sonra. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Kanalımıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Nizamettin Akbaş, bildiğiniz gibi. Bugün günlerden çarşamba mı perşembe mi? Dün. Evet, bugün günlerden perşembe arkadaşlar. Ve dün akşam gemimiz bitti. Sonrasında Ulusoy Un'a geldik ve Ulusoy Un'dan arabamızı bıraktık, gittik gece. Ulusoy Un'daki arkadaşlar sağ olsunlar. Aynı zamanda bizim sevenlerimiz, takipçilerimiz benim arabayı görünce hemen geçmişler arabayı yüklemişler. Kenara bir yere çekmişler, bırak. Şimdi ben de geldim. Saatimiz tam 2:30. Çıkış yapacağım. Allah nasip ederse istikamet Düzce. Düzce'ye un götürüyoruz. Ondan sonra da büyük ihtimal Gebze'ye geçeriz yüklemeye. Şimdi kantar yapacağız. Kantardan sonra evraklarımızı alacağız ve gideceğiz. Bu ne lan? Telefon kendiliğinden kamera açmış. Kayıt mayıt yapmış. Bir şeyler yapmış. Ne oluyor lan? Hayırdır? Bakayım. Vallahi. Cebimde kendi kendisine kayıt yapmış. Neyse, inşallah bu video arkadaşlar güzel olacak. Hava müsaade ederse yemek ıvır zıvır bir şeyler yapacağız. Hava tabii ki müsaade ederse, inşallah eder. Şu an buralarda hava biraz bozuk ama yapacak bir şey yok. İlk öncesinde aracımı yıkatmam lazım. Hacı Hamza'ya kadar bir gideyim bakalım. Havanın durumuna göre Hacı Hamza'da arabayı güzel bir yıkatıp tertemiz edip şöyle güzel bir silip kurulayıp ondan sonra ağır ağır yola gideriz. Zaten acelemiz de yok. Diğer araba da yan tarafımda. O da yükledi Düzce ama o dedi ben saat 7 gibi çıkarım dedi. Benim erken çıkma sebebim aracımı yıkatmak, temizlemek, tertemiz etmek. Onun için erken çıktım ben. Bakalım, hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Aracı geldim, bir temizledim. Şöyle ayı yokumizi de şöyle kenara koyalım. Aracımı hava vurdum, temizledim güzel gene. Zaten ben biliyorsunuz içi temiz aracımızın. Ben hayatta aracımın içi pisken yolculuk yapamam. Temizledik ama tabii ki biliyorsunuz gün, un, gübre vesaire şeyler hiç araçtan gitmiyor. Yani ne yaparsanız yapın, ne kadar temizlerseniz temizleyin, ne kadar silerseniz silin, devam ediyor. Ben rahatsız oluyorum tabii ki. Şöyle bir silelim. Tertemiz olsun. İnşallah hava yağmaz. Vallahi hava yağarsa var ya, bizim için çok büyük bir sıkıntı. Ama var ya, iyi uyumuşum arkadaşlar. Gece saat 2:30'da 2'de eve gittim. 2:30'da yattım. Yani duş aldık, ettik, yattık. Sabah saat 11 mi 12 mi ne? Yani çocuklar normalde okula giderken gelirler, beni öperler, harçlıklarını isterler ama ben akşamdan harçlıklarını böyle yatağımın kenarında, benim komodim var mesela, oraya koydum. Yani beni uyandırmasınlar, alsınlar gitsinler diye. Onlar da parayı orada görmüşler, almışlar gitmişler, beni uyandırmamışlar. Sağ olsunlar canlarım. Babam gece geldi diye, uyusun diye beni uyandırmamışlar. Arkadaşlar bu videoda da sizlerden bol bol beğeniler bekliyorum. Bol bol yorumlar bekliyorum. Sizler ne kadar çok beğenirseniz, yorum yaparsanız bizler için o kadar iyi oluyor biliyorsunuz. Onun için sizlerden bol bol desteklerinizi bekliyorum. Bu abinizi, bu kardeşinizi her daim bu yolda yalnız bırakmadınız. Bu saatten sonra da bırakacağınızı ummuyorum. Bırakmazsınız. Siz öyle bir şey yapmazsınız. Sizlerle var olduk. Sizlerle bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Şükürler olsun. Bol bol beğeni yapın arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Ve aynı zamanda beğeni butonunu şöyle sola doğru bir kaydırın. Orada teşekkür butonu var. Teşekkür butonuna basaraktan da bu abinize, bu kardeşinize destek olabilirsiniz. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde biz buralara geldik. İnşallah Allah daha da güzel yerlere geleceğiz. Benim fazla bir şey de gözüm yok zaten. Ben Allah bize neyi nasip ettiyse o olsun. Her şey gönlünüz olsun. Hadi bakalım şimdi yolumuz, bahtımız açık olsun. Şuradan kantara bir geçelim. Buna lan nasip yoksa şeye mi sürtüye la? Allah'tan sürtmüyormuş. Valla araba havada acayip bir alamık bir hava var. Az önce terledim, şimdi soğuk var. Dorsemizin götünü kaldırdık ama inşallah sürtmez. İyi ki de kaldırmışım ha. Kaldırmasam var ya, kaldırmasak sürttüydü. Buraya nereye bırakacağız abi? Şuraya bir yere bari bırakayım ya. Buralarda yer kalmamış ki. Şuraya bırakayım.
şu evrağımı alayım da geleyim arkadaşlar. Tamam. Yola çıkınca görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, şu an yola çıkış yaptık ve şükürler olsun aracımızın deposunu falan doldurduk. Ama ne yazık ki hava yağmaya başladı. Yağmur yağıyor. Bir güneş var, bir yağmur var. İnşallah Osmancı tarafından sonra hava iyidir. Ekmekçioğlu'nda bir aracımızı yıkatırız, temizletiriz güzelce gene. Ondan sonra temiz temiz yola gideriz. Çünkü arabam böyle olduğu zaman da ben rahat edemiyorum. Temiz olması lazım. İçimiz dışımız bir olması lazım. Bu kimmiş de bu Ladik diye benziyor abi ama. Maden. Gemide çalıştığımız arabalar. Gemi bitti, biter bitmez yola devam baba. Ne yapalım? Bu arada bu arkadaşı tanıştırayım. Bunun adı Pugi. Pugi aramıza yeni katıldı. Eyvah, korkuyorum şu güvercinlere vurmaktan, inanın çok korkuyorum. Vurmak istemiyorum hayvanlara. Bazen oluyor ki böyle atlıyorlar yola. Bunun adı Pugi. Buna da Shiva ismini verelim. Aklımıza geleni verelim. Bunlar da küçük fertleri. Allah'ım şöyle güneşli olsa hava yap ya. Yağmur yağmasa. Ah, kırmızı yandı yine. Çek rotarları, kendine gel baba. Ah canını yedim. Ya normalde ben bu saatte çıkmam ama özledim uzun yola gitmeyi. Bir de gündüz gözüyle gidelim dedik. Arabamızı bir yıkatalım, temizletelim. Ondan sonra geceleri aydınlatalım değil mi? Yani geceleri böyle pis aydınlatmak istemiyorum. Gündüz şimdi bu yağmura biraz çamur akıyor. Ama tabii ki yıkama gibisi yok. Buranda mı falan güzel bir yıkatayım tertemiz. İnşallah. Kurban oldum Allah'ım. İnşallah ileride hava iyi olur. Şu an baktığım zaman da açık gözüküyor ama inşallah yağmur yağmaz. İnşallah güzel olur. Ve aynı zamanda az önce mazot alırken onu da söyleyeyim, dile getireyim. Bir tane abimiz geldi. Aracını yakıt alıyordu. Zahmetin kaptan merhaba dedi. Video çekimlerine devam mı dedi. Devam abi dedim. Vallahi dedi, tebrik ediyorum dedi. Çok güzel videolar çekiyorsun dedi. Allah razı olsun dedi. Ben dedi YouTube'da dedi ne zamandır dedi böyle dedi video izlemezdim ama dedi seni gördüm dedi. Çok dedi gözüme de çok iyi birisi olarak böyle algıladım seni dedi. Konuşman falan, şiirlerin çok güzel dedi. Anlatımların falan bayağı bir doğalsın dedi. Ben de teşekkür ederim abi dedim. O yüzden izlemelere devam dedi. Eyvallah abi, sağ olasın dedim. İnanın çok mutlu olurum böyle abilerimizin, kardeşlerimizi yolda gördüğümüz zaman da bizlere böyle bize olan sevgilerini göstermeleri inanın beni çok mutlu ediyor. Allah razı olsun hepinizden. Vaa, gurbetçiler düştü yine yola, tek tek gidiyorlar. Şu an Ankara yolundayım. Biraz gideceğim. Sonrasında markete uğrayacağız. Market alışverişi yapacağız inşallah. Çakallı'dan bakacağım. Aracıma yine boş bırakmayayım. Ne olur ne olmaz. Her an her şey olabilir. Gittiğimiz yerde yemek olmayabilir. Benim yine aracımda, dolabımda ekmeğimde, domates, salatalık, ne bileyim ıvır zıvır bir şeyler olsun ki mağdur olmayalım. Aç kalmayalım değil mi? Sizlerle birlikte markete de geçeceğiz. Hazır olun. Market alışverişine gidiyoruz. Herkes elini koysun pamuk cebine. Herkes elleri pamuk cebine koysun. Marketten alışveriş yapacağız. Çünkü aç karnına biliyorsunuz ki ne yol gidiliyor ne çalışılıyor. Onun için karnımızı doyurmamız lazım. Ya ben aslında çok şeyler yapmak istiyorum da yemek konusunda. Zaman çok önemli. Zaman olmuyor. Müsait olamıyoruz. Yani bir koşturmaca gidiyor. Onun için zaman olması için güzel, daha çeşitli böyle yemekleri yapabilmemiz için tabii ki zamanımız olması lazım. Ama tabii ki sabah kahvaltısında inşallah sizler için turşu yapacağım. Taflan turşusu var, beyaz kelem turşusu var aracımızda. Kahvaltıda sınır yok. Bal var, ondan sonracıma tereyağı var, peynir var, zeytin var, yumurta var. Tabii ki vazgeçilmezimiz yumurta. Acaba dolaptaki yumurtaları ben eve bıraktım mıyım ya? Bıraktım inşallah, çünkü kötü olmasın, tarihleri geçmesin diye eve bırakmış olmam lazım. Onu da bir kontrol ederiz, bakarız. Şu cebimdeki bozuklukları da şuraya bırakayım. Para dayanmıyor ya. Vallahi paranın bir adı var arkadaşlar. Vallahi paranın sadece bir adı var. Neyse şu markete bir geçelim bakalım. Bir alışveriş yapalım hep beraber. Hadi paraları hazırlayın. Öyle bedava yemek içmek yok. Paraları koyacaksınız. Hadi bakalım. Cansınız. Sizlerin canı sağ olsun ya. Kankam geliyor kankam. Dikli adamsın kardeşim. Vallahi böyle çekimli güzel oluyormuş ha arkadaşlar. Vallahi aslında böyle bir arada bir denesek iyi olur ha. Nasıl, görüntü güzel değil mi? Süper, 10 numara. Vallahi. Neyse şunu şarja takayım. Şarjı az. Markete gideceğiz şimdi. Evet, şimdi markete geldik. Alışveriş yapacağız. Selamünaleyküm.
Kral ne haber? İyi abi. Nasılsın? İyisin. İyi abi, sen nasılsın? İyi yapmışsın. Yola gideceğine bir alışveriş yapayım dedim. İyi abi, hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin inşallah. İyi abi, sen nasılsın? İyi yapmışsın. Bir bakayım. Taze fasulye var mı? Ne abi? Taze fasulye. Var abi. Vallahi mı? Yeşil fasulye mi? He? O yok. Vallahi hayda. Buzlanmış da mı yok? Neyse bir belki bakalım. Belki olabilir abi. Bir bakalım hadi. Şimdi bakalım ne var. Şimdi buradan almamız lazım. Öncelikle şu biberlere bir bakalım. Burada tavuk göğsü falan yok mu? Var. Nerede onlar? Burada. Burada var. Tamam. Taze fasulye olayı da var, 10 numara olacaktı ya. Daha çok. Senin videolarını izliyorum da abi. Televizyondan da izliyorum abi. Allah razı olsun. Ya var. Sivas'ta Çamlıbel'de kaldığı video bu. Ha şey, yardım götürürken. He. Hiç sorma, orada bayağı uğraşmıştık ya. Ha şimdiki o videona da baktım da. Dar yerden geçiyorsun ya. Aynen. Oradan bir de su alayım ya. Su en önde abi. En önde değil mi? Ben getireyim. Altılı var ya bu, al bunların. Buradan bir kolu alayım. Ya da kasaya ne bırak, fark et, buraya doğru getirmene gerek. Gitti acile. Neredeydi? Kendine iyi bak, var mı sen yazdın? Yok abi, sağ ol. Seni varsa seve abi. Can sağ ol. Şu kahvaltıda bir kardeşimiz var. Helal olsun. Her zaman beni bekliyor burada çekim yapmak için ya. Adam ya. Adam. Adam. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz iyi gidiyor, şükürler olsun. Bayraktepe'ye uğradım kavağa gelmeden. Orada şey yaptım, arabayı şöyle çamurunu bir yakıtayım dedim. Yani lambalarım mambalarım çamurdan simsiyah gözükmüyordu. Çünkü yolda bizi bekleyen kardeşlerimiz, az önce gördüğünüz gibi kavakta bir kardeşimiz bekliyor yani video çekmek için. Pis olmasın aracımız dedik, çamurları yıkadık. Bakalım inşallah hava soğuk olmazsa, yağmur yağmazsa yemeğimizi de aracımızda yapıp yiyeceğiz. Ama yağmur yağarsa kusura bakmayın, o yağmurda ıslarda yemek yapamam. Çok istiyorum, taze fasulye bulursam, böyle bir manava falan denk gelirsem taze fasulye alacağım. Taze fasulye, oy, zeytinyağlı şöyle taze fasulye yapayım yiyelim diyorum inşallah. Hemen de arkama girdiniz arkadaş. Bir durun, zaten rahatsız oluyorum ben. Bak bak, bir de selülatör yapayım. Lan bir dur da araba, yani yanımdaki arabayı geçsem zaten gideceğim, ben yoluma gireceğim, size yol vereceğim. Ben sizden fazla rahatsız oluyorum böyle arkamda araba olduğu zaman. İnşallah valla çok istiyorum. Olmadı Düzce'den bir yerden alırım, dönüşte yaparız. Bir şekilde ben bu taze fasulye yapıp yiyeceğim yani. Böyle bir yarım küre alırım, az bir şey. Kırarız onu. Taze fasulyeyi yapar gibi
arabada da yapar yeriz diye düşünüyorum. Şu an yağmur yok, şükürler olsun. Hava iyi. Bugün yolda sevenlerimizle de karşılaşıyoruz. Aracımı yıkarken bir tane genç kardeşimle karşılaştım. Hemen babasıyla abisiyle durmuş petrolde. Aa Nizamettin abi, ben bu abi tanıyorum. Bu adam YouTuber, ünlü abi. Gidelim yanına diyor babasına. Babası alıp geliyor abisiyle beraber. Onlar da Amasya'ya gidiyorlarmış. Amasya'dan yükleyeceklermiş İstanbul'a. Çorlu'da kendileri. Tekirdağ Çorlu. O şekilde mikrofonumuz açık mı? Açık. Bazen unutuyoruz ya. O kardeşimizle de böyle bir araya geldik. Ayaküstüdeki sohbet ettik. Fotoğraf çektik, paylaştık. Onların mutluluğu inanın benim için çok önemli. Hele ki kendileri küçük ama gönülleri büyük. O yüzden onların o mutluluğunu, sevgisini gördüğüm zaman ben kopuyorum abi. Onlar mutlu olsun yeter ki. Ben başka bir şey istemiyorum. Onlar mutlu olsun. Onların o güzel yüzü gülsün. Başka bir şey istemiyorum. Aslanım benim. Uzun yola özlemişsin be. Benim gibi. Dört nala gidiyorum maşallah. Dört nala. Koştura koştura. Koştura koştura. Ulan arkadaşlar bende ne şans varmış ya. Vallahi ya. Şu an öyle bir yağmur yağıyor ki var ya. Hem yağmur yağıyor hem şimşek, fırtına, rüzgar. O biçim yani. Vay anan derdine. Şuraya bak ya. Biz de arabayı kaçacaktık. Arabayı kaçacaktık. Yemek yiyecektik. Hayda. Ne işin vardı çayda? Hay yavrum. Ya mübarek ya. Belliydi zaten yağmur yağacağı. Hava bir karardı, baktım şimşek çaktı karşı taraflardan. Dedim ha, dedim hava yağacak. Daha bak yine çaktı. Yeh de be. Hay mübarek. Ne yazık ki hava öyle bir yağmur yağıyor ki akıllara zarar. Bu yağmura ne arabayı katılır ne de durup bir yerde yemek yapılır. Onun için Hacı Hamza'da duracağız. Şimdi aracım sigorta attı arkadaşlar. Şimdi şuradan bir bu buraya dönecek. Ben de buraya döneyim. Bazı sigorta attı da servisten aradılar. Bakacağız bir şekilde o sigorta atığını bulacağız. Neyse yola çıkınca görüşürüz bari. Ne yapalım, yemeğe lokanta yiyeceğiz. Arkadaşlar. Kral kapıyı kapatsana arabanı. O ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Samet, hoş geldin. Ne yapıyorsun abi? Ne yapayım baba? Nasılsın, iyisin? İyiyim sağ ol. Kendini sen nasılsın? Yerim seni, çok şükür abi. Adamsın ya. Bu ne la? Ya şeyde, petrol doldurdum da şelde. He? Dosyanın içinde. Ivır zıvır olduydum her yanıma. Ya ivır zıvıra ne gerek var ya? Yaptın abi. Aa, var bak burada ivır zıvır. Ay yavrum benim. Sıkıntı yok. Ne yapayım baba, aynen bildiğin İyi gibi. İyi abi, devam. Devam, durmak yok. Durmak yok abi. Çalışmalara devam. Devam baba, devam. Sen de iyisin. Çok şükür abi. Allah'a şükür olsun. Bardak alayım da. Şu bir. Bardak var arabada, yoksa şu iki. Var var. Pet bardak da var da şey içerim de. Sıkıntı yok ha. Çay mı içersin, Nescafe mi içersin? Abi fark etmez, hangisini içeyim ondan içeyim. Çay içeriz de her şey yanında. Tamam abi. Biraz şey oldu, kalabalık. Olur bir arada. Ne yapayım, bulduğumu atıyorum anasını satayım. En iyisi abi, yapacak bir şey yok. Yoldayız da. Ben sana ne diyeceğim şimdi, sen beni hatırlama. Sen Diyarbakır'a gidiyordun. Diyarbakır seferin gidi. Amasya'dan geçtin. Kuvayı geçtin. Tam bizim orada cezaevi var. Cezaevini geçtin. Ben sana bu arabanın kornayı bayağı bir çaldım. Orada sen de bana korna çaldın. Ondan sonra ben sana mesaj at. Abi ille numaranı ver. Numaranı kaydedeyim. Bir şeye ihtiyacın falan olursa ben buradayım diye. Vallahi mı? O arada da senin rahatsızlık falan durumu vardı ya. Ondan dolayı dedim ki hani biz buralardayız abi. Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Allah razı olsun ya. Vallahi az bir saniye şunu bu. Neyse boşalt kapattı. Ha doğru. Aynen. Hatta o aynen. Servis dedin ki hani tek gideceğim, yanımda şu olacağı da o da yok maalesef gibisinden. Evet, biri gelecekti sonradan vazgeçti Eren. Geleceğim gelirim abi dedi. Senin o Diyarbakır seferine sen tek gittin. Aynen. Hatta ben... 3 yer dağıtmalı mıydı neydi? 3 yere geçtiydin. Yer. Diyarbakır oradan Batman Siirt. 3 yer bölge dağıttım. Sonra gelirken de işte şeyden Malatya'dan yükledim. Malatya'dan şey yükledin. Neydi ona? Salatalık turşu. Yok. Reçel mi bir şey yükledim. Bir şey yükledin O turşuyu şeyden aldım ben. Tamam doğru. Başka yerden yükledim. Doğru. Malatya'dan geri gelirken bir şey yükledin. Aynen. O servisiydi işte. Ben sana dedim ki mesaj attım hatta böyle lan abi dedim. Bir şeye falan hani ihtiyacı olur veyahut da bir şey lazım falan olur. Ben bu bölgedeyim hani gibisinden. Mesaj attım sana. Cevap Allah vermeyince razı dedim dönüş yapar inşallah. Ondan sonra vallahi ne bileyim Amasya'ya şey geldin. Ayhan Gıcır'la Doğan Gıcırgil'den beraber edin. Ayhan Gıcır'ın vardı herhalde yanında. Beraber ediniz. Ayhan Gıcır vardı. Tatlıya gittiniz hatta. Bir de iki
kişi daha vardı, bu iki kuzen mi? Tamam, Yörükoğlu, Musluk Yörükoğlu, benim arkadaşlarım bunlar. Sen söyle adını. Ayhan Gıcır'ın 3 tane arabası vardı önceden. Benim biladerim, en büyük biladerim Ayhan Gıcırgil'in yanında çalıştı 2 sene. O tırı sürdü, beyaz 400'ü sürdü. He. Öncelikle hoş geldin. Kamerada açıldı zaten orada, şey yapıyordum ben. Vallahi ben, kusura bakma, ben mesajı bugün gördüm. Yani bu akşam atmışsın, düştü nasıl? Bazen iste birinci değil de genele falan düşüyor, tamam mı? İsteklere falan düşüyor. Evet. O isteklere işte böyle oraya girersem görebiliyorum. Ama senin mesajını gördüm. Abi işte arkandayım, geliyorum deyince baktım, okudum, sonra cevap verdim. Allah yoksa ben numaramı niye vermeyeyim? Sana da numara aradım. Instagram'dan yazdım, ben Çerkez'dim. Sonra arayayım dedim. Şimdi baktım numara attıydı bu dedim. Numarayı ben aradım. Ben de işte bloktan şükredim havzadan. İzmit'e gidiyorum abi, limana. İzmit'e limana. He. Limanda taşı ne iş var lan? Bilmiyorum abi vallahi, nereye gideceğiz, İzmit'e limana götürüyor. Ha, orada onlar o zaman gemiyle gidecek. Gemiye aktarılacaklar. Allah Allah. Vay arkadaş ya. Ya ben de saat kaçtı bugün ya? 3 mü neydi işte? Gemideydik. Gemi bitti dedi, gecenin arabayı bırakalım Ulusu'ya. Dorsaları kesti, taktı. Saat 2.30'da eve geldim. Evet. Arabayı bıraktım oraya arkadaşlar. Uçaklar oradakiler de beni tanıyorlar. Bir battı benim araba. Hemen geçmişler. İşte zahmetlerin arabasını yükleyelim dedim. Yüklemişler abi. Bir de fotoğraf çekmişler bu araba. Doğrudur abi. Yazmıştın hatta abi arkadaşlar. Ben de işte şey yaptım. 3 gibi işte gittim lan, gideyim dedim. Ağrardım gideyim. Arabayı kaçattım şeyde. Ekmekçioğlu'nda. Evet. Anacını satayım. Bir baktım yağmur yağmaya bir başladı. Bütün hayaller suya gitti. Olsun, araba, olsun abi. Araba şey ya, pis oldu muydu ben? Rahat edemiyorum. Rahatsız oluyorum baba ya. Sizde kaç araba var şimdi? Bir abinle bir sende mi o? Benim 2 tane büyük biladerim var. 2 tane büyük biladerim var. Şimdi ortak mısınız yoksa? Ben şoför olarak çalışıyorum abi. Ha şoför. Ha ben şoför olarak çalışıyorum bu arabada. Kendi arabanız var mı? Var. Kendi arabamız 2 tane. Benim biladerler sürüyor işte. He, abinler sürüyor. Ben ayrı şoförlük yapıyorum. Peki alamıyor musunuz bir arabada? Abi bizde zaten bir tane Iveco var. 2006 Starless. He. Onu çatmış doğrusu. Bir şey piyasaya çalışıyor. Öbüründe de aynı şekilde. O da 2009 Hightline. Ne kadar oldu? Bir sene, bir buçuk sene falan oldu herhalde onu da alalı. Şimdi abi merdiven basamak basamak çıkıyor biliyorum. Hani birden olmuyor. Allah nasip kısmet edersin inşallah. Şeker kullanıyor mu? Ben kullanmıyorum abi, yok. İnşallah, ne bileyim. Allah nasip kısmet edersin abi inşallah. Zor yani bu, hele ki bu zamanda aynen daha da zor. Abi. Yoğun arabalar almış başını gidiyor. Abi felaket çekiyor. Hem de acayip gidiyorsun. Arkadaşlar merhaba, şu an Gelede'deyim. Az önce Gelede bir şeylere gelmeden önce İnanır mısınız, kar yağıyordu. Kar atıyordu yani. Bildiğiniz kar yağıyordu yani. Yani Nisan ayının sonundayız. Mayıs ayına giriyoruz. Ve ben kar gördüm Gelede'de. Evet arkadaşlar, şu an Bolu'ya geldik. Bolu'ya aşağı iniyoruz. Ama sis var, onun için ağırdan ağırdan gitmeye çalışıyorum. 5 kilometre aşağıda çalışma varmış. Bana böyle yazıyorlar. Saatimiz de 3. Vallahi 3 olmuş. Normalde yatacaktım de Gürsen'e kadar bir gideyim. Eğer uykum gelirse uyku durumuna göre hareket ederim dedim. Şu an hiç frene basmadan rotardarla iniyorum. Allah, özlemişim ya. Harbi diyorum, özlemişim yani. O İstanbul'dan ona gelmeyi özlemişim. Şu an bak ayağım boşta. Ne frene basıyorum ne bir şey diyorum. Saat 3.30. Ne 3 lan? 3.30 olmuş. Yani arabayı 10'a sabitledim. Yani 10'a aldım manuelde. Manuelde kıldır kıldır iniyorum. Gördüğünüz gibi. Hiç frene bile basmıyorum. Rotardarı 3-4 diş çektim. Rotadan olmayan arabalar böyle sağdan yavaş 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 iniyor. Tonajımız da var ya, yok değil, 26.5 diye bir ton yükümüzde. Evet arkadaşlar, şu an Düzce'ye geldik. Şükürler olsun, adresteyiz. Şöyle
Ne oluyor lan? Niye kalkmıyor lan bu? Tamam. Beni zorlaştırma. Beni zorlaştırma ya. Tak. Şimdi eşofmanı bir giyelim. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Sizi şuraya alayım. Başımı yukarı almam lazım. Yokuş aşağı. Yakılmaz. Zaten ben yatamam. Lambayı da kapatalım. Şu klimayı da... Yorganımızı da... Atalım. İşte bizim kral köşkü. Böyle. Kral dairesi. Oy. Saat de valla... Tam da 4:30. İyi geldik. Şimdi de yatma zamanı. Ben yatıyorum. Ana! Oy! Yani bu düğmenin buradan olması çok iyi bizler için. Buradan mesela bu düğmeleri kapatıp açabiliyoruz. Daha fazla laf uzatmayayım. Ben yatayım. Sabah görüşürüz. Hadi bakalım lambaya püfte. Ne sıcak olmuş ya. Oy. Saat kaç ya? Oo, saat 8:30 olmuş. Arkadaşlar günaydın. Aynı sabahlar. Şu an adreste geldik, gece yattık. Şimdi kimse ne arayan var ne soran var anacımı satayım. Ne oluyor ya? Hani 8'de geliyor da bu millete. Neyse biz kalkalım da. Ne yapıyorum abi burada ya? Sıkıntı yok, içeriz baba, onu içeriz. Şeker kullanmıyorum. Eyvallah baba, sağ ol. Ne demek kardeşim? Kahvaltı yapmak isteyen olursa birazdan kahvaltı hazır. Eyvallah. Fazla bir şey gerek yok zaten. Fazla bir şey yapmayacağız. Ama tabii ki yumurta olmazsa olmazlardan yani. Yumurta olacak da.
Domates, domates, salça. Sıcak ekmek yok mu? O neydi? Allah'ım yarabbim. Sıcak ekmek var mı diyor? O neydi? Allah'ım sen yarabbim yarasın. Ne yapalım? Bir şekilde karnımızı doyuracak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Çakallı'dan aldığımız menemen ekmeğine devam. Bu kadar şey. Neyse arkadaşlar, işler karıştı. Bir kahvaltı yapayım dedim. Sine aradı, koşan da bıraktı. Yola çıkınca görüşürüz, şu işleri bir halledelim de. Evet arkadaşlar, şimdi birinci yeri boşalttık. İkinci yer olan Zigan Ekmek Fırını varmış Düzce'de. Oraya gideceğiz de. Şimdi adam bana ne dedi? Düzce, Yağlıca, Akçakoca, Ereğli, Zonguldak. Ya bu adam telefonlara niye bakmıyor arkadaş ya? Alo. Abim benim burada işim bitti. Ben şimdi bu or fırından çıktım. İleriden döndüm göbekten geri geldim. Köprünün altındayım, viyadüğün altında. Karşımda Ankara İstanbul yeşil tabela, sağa bir de Düzce veriyor. Ben şimdi fırından aşağı geldim. Girdiğim yoldan geri geldim. Yola bağlandım. İleride yukarıda göbek vardı. Göbekten geri döndüm aşağıya. Köprü var. Üst geçit, alt geçit. Alt geçidin altındayım şu an. He. Zonguldak Akçakoca falan yazıyor. Sağ tarafa köprünün üzerine veriyor. Oradan mı devam edeceğim? Ha yok, şimdi benim viyadüğün altındayım ya, karşımda tabela var. Sağ tarafa Ankara İstanbul veriyor, bir de Düzce veriyor yeşil tabelanın üstünde. Ya arkadaş, bu adam, bir dakika baba. Bu adam böyle diyor ama inşallah doğru diyor. Bakalım. Gidelim bakalım, Akçakoca Zonguldak. Adamın ne dediği belli değil ki. Hadi bakalım. Ama Düzce bu tarafa veriyor, bu adam böyle diyor ama. Allah'ım sen yardım et. Yani konum at da, yani konum at, yani konum atma şeyiniz yok mu yani, ben anlamıyorum ki. Zigana Ekmek Fabrikası. Oha, ne diyor la bu, 6 saat diyor. Allah'ım yarabbim, ya Resulallah. Düzce. Zigana unlu mamuller işletmesi hedefi için yola çıkılıyor. Hadi bakalım. Bakalım, konuma yazdık. Tamam oğlum, sakin ol. Şu ikinci yeri de boşaltsam hemen de, gitsem bari yüklemeye yerine ya. Öbür araba ne yaptı bilmiyorum. Hiç arama da aramıyor. Adama iş alıyoruz, işini ayarlıyoruz. Öyle ya, ben boşalttım gidiyorum bile demiyor yani. 9 dakika diyor, 8 kilometre. Vallahi öyle güzel kahvaltı yaptım ki var ya, karnım iyi doydu. Bana yine ceza gelmiş bir yerden ya. Gruba atmışlar. WhatsApp'a gruba atmışlar. İstanbul bilmem ne telefonla görüşme. Nerede bilmiyorum. Şimdi bu ileriden Göbek'ten döneceğiz. Şu aracımızın içi de güzel koksun. Oh. Mis. Şimdi sağdan gidildi de buradan. Sağdan. Buradan Akçakoca Ereğli Zonguldak'a gidiliyor. Yamanlarda çalışırken çok ettik be ha. Düzce, Sakarya, İstanbul. Zaten daha ileride gidiş yok. İlerisi kapalı. Zonguldak Ereğli'den vurup Düzce'ye çıkmıştım bir zamanlar. Yamanlarda çalışırken. Nerede Düzce çalış? Ve Sakarya yön. Valla. Tamam ama zaten ileri gidemem. İlerisi yol yok. Yol kapalı. Düzce'de var ya, her tarafları yemyeşil ya, aynı bizim köyler gibi ya. 3,8 kilometre sonra D655 kavşağında Uğur. Ne Uğur dönüş? Düzce, Cuma yeri. Dayı ne yapayım dayı. Ya ben buradan Cuma yerine mi geçtiydim? Bir şey oldu herhalde bir kere ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Gece geldik ama
5 dakika diyor, 4 kilometre. İnşallah hemen sağımdadır yani. Bir daha karşıdaysa karşı geçmiş olmasa bari. Burger. Ah yavrum şu rotaların sesine var. Bayılıyorum ya. Vink. Vink. Yürü daha dayı. İndirim çadırı demiş. Vallahi sol tarafta. Anan derdine tüküreyim. Trans lojistik. Vay. Düzce trans. Burası mıymış onların yeri ya? Sigana anlı mamulleri. Bizim öbür araba nereye boşalttı bilmiyorum ki. O da Düzce'ye geldi ama. Anlaşıldı. Biz zaten sola giriş yapacağız. Şimdi buradan geçerken bir bakayım. Petrol ofisi. Yoldaki yuvanız. Sammanları sıfır almış. Oraya çekmiş bekletiye. O ya, o arabalara bekletilir mi lan? O arabalara hemen takacağını onu çatmış. Ah yavrum dorseyi. Aha. Zigana unlu mamulleri. Zigana ekmek. İnşallah bana demezler. Adari. Dadaş ekmek. Ezberleyelim de bakarsın dadaş ekmeğe de gelir. Gözümüzü şöyle bir gezdirelim yani. Yabancı olmayalım buralara. Böyle. 655. Düzce Galericiler sitesi. Vay. Dayı nasıl gidiyorsun sen öyle ya? Ha, şimdi herkese bu kavşağa girer ha. Vallahi. Hepiniz girmeyin lan. Bana da yer verin. Ha, sen de gir. Ha, tamam. Tamam oldu. Neyse kafayı şöyle uzatalım da. Kavşağa gireceğimiz belli olsun. Yürün lan, yürün lan. Ne kadar fındıkçı var lan burada. Ha, bol. Oğlum buraya araba nasıl girecekmiş? Daha o arabayı boşaltamamışlar. Eyvah, eyvah. Daha o arabayı boşaltamamışlar. Hani ne oldu? Benim oradan çıkmam bugün. Eyvah eyvah. Görüyorsunuz değil mi? Araba nerede duruyor? Buraya o araba nasıl girmiş? Nasıl girecek lan buraya araba? Dayım bir şeyler diyor ama bakalım. Dayım bir şeyler diyor. Bir bakalım lan ne diyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkış yapacağız. Şimdi tam yol İzmit'e inmem lazım. Yemek bile yemedim yani. Baktım boşalacak gibi değil, bitecek gibi değil. Kendim çıktım arabaya, kendim boşalttım ya. Arabadan çuvalları ben verdim. Şimdi bu şu geldiğim yerden gideyim otobana bağlanayım da. Şimdi buradan bir daha geri dönmeyeyim. Acaba böyle mi gitsem? Neyse havilerden otobana bağlanayım ya. Sırtım var ya su gibi oldu ya. Su. Yani terden su gibi oldum. Saat kaç oldu ya? Saat daha 4:20 geçiyor ya. Ben ne zaman ineceğim buraya ya? Kaç dayı kaç. Şimdi jettir baba. Sık ak 49. Kaç baba? Danimarkalı. Danimarka plakalı. Aslında ben var ya yanlış yaptım ha. Oradan da gidebilirdim. Vallahi gidebilirdim. Yanlış yaptık. Neyse. Dayı nereye gireceğini bir karar verdi ha. Nereye gireceğini bir karar verdi ha.
musunuz? Altında araba var ya, İsmail. Evet arkadaşlar, şükürler olsun aracımız bitti. Saatte anasının nikahı oldu. Biz bu saatten sonra ne kadar gideceğiz yola ben bilmiyorum. Şu Düzce beni mahvetti. Düzce var ya, Düzce beni mahvetti. Yani adam bana diyor ki sabah diyor bir araba var diyor, onu saat 9'a kadar boşaltırım diyor. O saate kadar gelirsin diyor. Tamam dedim, gelirim dedim. Bir geldim saat 10. Bir de yarım saatte, bir saatte geç geldim. Hala araba yarı. La dayı, bu araba hani bitmedim. Ya işte depoda yer yoktu da aktarma yaptım da şudur da budur da. Ne olacak şimdi? Kaldık. Neyse 12.30 gibi falan bana başladılar. 12-12.30 gibi. Baktım az uzanayım dedim. 45 dakika bir saat uzamadım. La baktım hiçbir hareket yok. Yavaş yavaş çalışıyorlar. Dedim dayı bu araba bitmeyecek mi ya? Saat kaç oldu? Ya işte boşaltıyoruz. İki kişiler. En sonunda baktım olacak gibi değil. Eldivenleri taktım elime. Çıktım arabanın sırtına. Siz dedim taşıyın, ben dedim size vereyim. Ben verdim onlar taşıdı. Öyle bitirdim. Buraya geldim saat 6. Rampaya yanaştım. Adama bir de yemek molasına falan gittiler. Kaldık bu saate. Allah'ım yarabbim inşallah. Allah'tan tonajımız yok. Yükümüz hafif. Şimdi yola bir çıkalım hayırlısıyla. Ya bir müsaade edin la. Bu akşam jettir baba. Harbiden bu akşam jettir baba yani. Ben şansıma çıkar. Böyle bir şey olmaz ya. Polis bu tarafta yok, bu tarafta var. Dayı bir dur. Soluma girip durma. Ne kadar çok seviniz böyle tırların soluna girmeyi, sağına girmeyi. Şimdi ana yola bir çıkalım da. Hadi bakalım, yapıştır baba. Kaç para almıştım ben bu işi. Oh vallahi arkadaşlar uykum geldi ya. Vallahi biz yaz beklerken bu yeni çağın gibi ola gere de oralara kar yağıyor ya. Allah'a kar yağıyor ya, bu nasıl bir iştir anlamadım. Allah'ın takdiri layısı. Uykum geldi, hemen bir Nescafe yaptım. Biraz gideyim dedim şu gere deyip falan geçeyim. İsmet Paşa'nın oralarda ve kemikli rampaların orada bir yerde Hüseyin abinin lokantasında yatarım. Büyük ihtimal sabah kalkarım devam ederim. Ne yapayım abi? Bir Düzce'nin yüzünden bu duruma kaldık ya. İnşallah o gere de gişelerinde çevirme yok. Bakalım. Gerçi önümüze de bayağı araba kattık ama belli olmuyor yani. Memur abilerimiz, kardeşlerimiz durdurmak oldu muydu durduruyorlar. Ama bu soğuğa da orada beklemelere yazık, günah ya. Beklemeseler sıcak arabada otursunlar ya. Bu soğuğa şu an 2 derece var. Yoktur herhalde ya. Kardeş kısalara ya, kısalara. Projektörü çoktan çakacağım sana da. Aa polis vardı şimdi, görür. Sıkıntı olmasın diye yapmıyorum yani. Vallahi iyi geldik ya. Durdurduktan sonra her türlü durdurur. Ne bile sağdan. Oh! İyi de be. Ama Allah'tan polis yokmuş. Ha bu soğuğa yazık, günah, beklemesinde. Kahve iyi geldi. Lan arkadaş Bolu'ya yukarı yani kameraya açmayı unuttum. Lan bir kalabalık anam. La kardeşim 1, 2, 3. Ya sağ şerit, orta şerit full çakılı. Ağır vasıta, tır, kamyon. Sol şeride atayım kendime. Benim yüküm hafif. Ben şimdi 90-90 çıkıyorum Bolu rampasına. Arkada sellettör. Bu bizim ufak arabalar. Ya kardeşim görüyorsunuz. Yani sol, sağ şerit, orta şerit dolu. Ağır iş. Ben kaptırmışım gidiyorum. Daha arkada niye sellettör yaparsın mübarek? Tamam senin altında taksi var. Eyvallah. Saygı duyuyorum. Gidiyorsunuz hızlı hızlı. Ama yani biz de gidiyoruz görüyorsunuz. Bir müsaade edeyim. Ya bir 5 dakika var ya. Bir 5 dakika. Fazla değil. Ben arabayı geçeceğim. Pat şeridime gireceğim. Zaten ben rahatsız oluyorum kardeşim. Zaten ben arkamda dikiz aynasına şöyle baktığım zaman, arkamda araba gördüğüm zaman rahatsız oluyorum zaten. Yani sen bana git desen de ben gitmem. Orada bir huyum var benim. Öyle bir tikim var. Ben arkada araba gördüm rahatsız oluyorum. Yani bu sellettör ne oluyor yani? Tamam yazın yol iyiyken her türlü sellettör yapıyorsun, şunu yapıyorsun, buna. Kışın niye yapamıyorsun? Ha? Bunu yani bu işin karı da var, kışı da var. Niye yapamıyorsunuz? Yok. Biz iz açacağız. Biz gideceğiz. Bizim peşimiz sıra geleceksin. İşte ne diyeyim ya? Trafikte saygı, sevgi çok önemli arkadaşlar. İnanın yani saygı da sevgi de çok önemli. Her zaman birbirine saygılı olacaksın. Birbirinizi seveceksiniz. Kavga etmeyeceksin. Yani kavgaya sebebiyet vermeyeceksin. Yani
Biz mesela ben yere geldiğimde ben de mesela sinirleniyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Ama tamam eyvallah olmaması lazım ama yani olmasına sebep olanlar oluyor. İnanın yani olmasına sebep olanlar oluyor. Biz yani durup dururken kendi keyfimizden kendi kendimize sinirlenip bağırıp çağırmıyoruz yani. Deli değiliz yani. Deli değiliz. Yani bizi atlatıyorlar. Yani kızdırıyorlar. Bu sefer kendimize hakim olamıyoruz. Bağırıp çağırıyoruz yani. Bu ne lan? Bu araba gidiyor mu? Geliyor mu lan? Dadaya bu nasıl bir arka stop ya? La kardeşim camı eskiyse camını değiştirin. Adamın gözünü alıyor ya. Sanki böyle araba bana doğru geliyormuş gibi. Abırlarda bir çakar olacaktı. Flaş. Aman ona dikkat edelim de. Zaten bana bir ceza gelmiş İstanbul'da. 920 küsür lira. Ona gidince bakacağım. Ne cezasıymış anlamadım. Yani cezadan korkuyoruz ya. Bayağı ceza, bayağı bir ağır. 9 telefonla konuşmak bile 900 küsür milyon olmuş. Vallahi. Dedaya. Gele de. Vallahi flaşı geçmişiz biz de. Flaş biraz da çakma. Demek ki tam hızında geçmişim. 80'le. Yoksa çakardı yani. Kırmızı şak 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 eder de bir öpücük atardı bize. Vallahi atardı yani. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı sabahlar olsun inşallah. Ne oluyor lan? Osmancık'ın çıkışındayım. Burada bir geniş cep var. Tünelin sağ tarafında. Gece oraya kadar geldim. Daha gidemedim. Bayağı bir uykum gelmişti. Burada yattım ve şimdi sabah kalktım gidiyorum. Boşaltacak olduğum yeri aradım. Onlar da hani zahmet ettin dedi. Bugün dedi depodun içinde yer açıyoruz. Yer yok. Seni pazartesi günü boşaltsak olur mu? Dedim abi yer yok dedim yapacak bir şey yok. Pazartesi boşaltırız dedim. Pazartesi günü çalışıyorsunuz değil mi dedim. Çalışıyoruz dediler. Normalde pazartesi günü işçi bayramı olduğu için ben çalışma olmaz diye hesap ediyordum ama onlar da varmış. Evet arkadaşlar Samsun'dan herkese selamlar. Şu an Akyapı'ya geldik ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sağ olsunlar. Normalde bugün aradım abi boşaltamayız depoda yer yok falan dediler ama benim olduğumu sonradan algıladılar. Sağ olsunlar geri çevirmeden Nizamettin abi gel boşaltalım dediler. Tırın yarısını yere boşaltacağız Nizamettin abi için. Adamsın baba. Ne demek sağ olsunlar abi? Depoda yerleri yok. Yarın anca alır depo ama yarısını yere boşaltacağız dediler. Akşama kadar atarız içeriye. Allah razı olsun baba. Şimdi burada güzel bir drone görüntüsü alacağız. Arkadaşlar size güveniyorum. Seri bir şekilde beni boşaltın. Arabamı yükleyeyim. Keyfime bakayım. Erkan ha? Duydun mu Erkan? Erkan duydun da. Okey benim okey. Okey mi? Sıkı takipçin abi seninle. Adam. Hem TikTok'ta hem Instagram'da. Adamsın. Double yapmış Erkan. Baba bu kadar cipsi ne yapıyorlar ya? Yiyorlar abi yiyorlar. Valla maşallah bizim insanımız iyi cips yiyor valla. Sizin arabaları görüyorum Tekkegül'de devamlı marketlerin önünde. Evet. Mal dağıtıyorlar böyle sipariş alıyorlar. Aynen. Şimdi burada güzel bir drone çekimi yapalım. Çekimi sonlandıralım değil mi?
arkadaşlar, herkese merhaba, merhaba tekrardan. Aracımızı boşalttık şükürler olsun ama bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Var ya, yok böyle bir yağmur. Bolu Gerede'de garla karşılaştık. Buraya geldik, yağmur, yağış. Arabanın brandasını örtene kadar hep ıslandım. Dayı ne yapıyorsunuz ya? Biriniz sağdan gidiyor, biriniz soldan gidiyor. Geç bakalım Mercedes. Ama benim komşum ala. Bu ne arıyla burada? Yarışsa kenası patina çekiyor. Bak 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 bak. Vallahi bugünkü yolculuğumuzu da bitirdik be ya. Şükürler olsun. Kazasız belasız. Normalde benim aracımı boşaltamıyorlardı. Yer yok falan dedi Faruk abi. Faruk abi beni çıkaramamış. Yani benim olduğumu anlayamamış. Ben telefon numaram kayıtlı onda da Nizamettin'i kayıtlı ama hangi Nizamettin? Droncu Nizamettin deseydin tamam. Sonra görüştük ettik. Gel bakalım dedi. Bir gittim. Lan Nizamettin sen miydin? Abi aşk olsun dedim ya. Beni dedim ya boşaltamam edemem diyorsun dedim. La seni dedi ben tanıyamadım çıkaramadım dedi. O zaman dedim kayda duruyor droncu Nizamettin diye. Sağ olsun bizi kırmadı aracımızı boşalttı. Ha şimdi boşkine gidiyoruz eve istirahate. Sinan'ı aradım arabayı boşalttım dedim. Ne yapalım? Sen eve geç dedi bakarız haber ederim ben sana dedi. Eğer iş varsa yükleriz yoksa yapacak bir şey yok. Belki Ulusoy'dan un olur. Ona bu ne yağmurla? Bu akşamdan bırakırız arabayı. Bu akşamdan yükleriz. Yani yüklerler arabayı. Biz bırakıyoruz arabayı. Orada orta şef var amir. Şoför de var zaten. Oradaki şoför arkadaşlar da oluyor. Fark etmiyor. Arabayı onlar şey yapıyorlar. Boşaltması. Yüklüyorlar. Arabayı hazırlıyorlar. Biz ondan sonra gidiyoruz. Evraklarımız çıkmış oluyor. Evraklarımızı falan alıyoruz. Aracımızı alıp yola gidiyoruz. Bugün yüklenirse yani bu akşam yarın da çıkarım İstanbul'a giderim. Bu ne yağmur ya? Sele gitti ortalık. Şuraya bak. Hey! Abi yağmurda da o lastik işi olur mu ya? Buraya aşağı fazla salmayayım arabayı. Rotaları da çekmeyeyim motor freniyle beraber. Kıldır kıldır ineyim. Çünkü burada çok kaza oluyor ya. Bu yol var ya çok böyle dik olduğu için yağmurlu havada, karda falan burada çok kaza oluyor. Bir kere bir zincirleme kaza oldu burada. Arabanın birisinden mazot mu yağ mı ne dökülmüş yola. Anam anam arabalar vuran vurana. Şu bariyeri hep kırmışlar. Ölü de olmuştu herhalde yanacaktı. Sinek, nereden geldin ya? Oo, Akan. Hiç sevmiyorum şu arabanın içindeki sinekleri, minekleri ya. Zaten arabanın şu iç camlarını bir silmem lazım. Evin yanına çekeyim arabayı. La kardeşim niye frene basıyorsun? Yürü de. Valla bu sene yaz gelmeyecek herhalde. Nasıl oğlum? Yolculuğu beğendin mi? İyi geçti mi yolculuk? He? Hemen lan! Pugi! Bir yandan rüzgar da var ha. Yağmur yağıyor, ayrıyetten rüzgar da var. Şuraya bak.
Evet, evet, şu an Tekiköy'e yaklaştık baba. Bir yağmur, bir yağmur. Bu ne la? Ve videonun sonuna gelmiş olacağız. Çünkü eve gidiyorum, istirahat etmem lazım. Çünkü fazla uyku uyumadık, 4 saat bir uykuyla duruyorum. Azra Hanım da bizi özlemiş, Azra Nur. Şimdilik şuradan. Ana derdine tükürüm ha, kırmızı yandı yalan. Tüh, yakalayamadık. Evet arkadaşlar, Erçal'larda güzel arabalar var. Vallahi var ya, nasıl söyleyeyim. Şurada bak bir tane 540 mı 560 mı? İçeride var bir tane. İçerideki 560 herhalde. Onu içeri vitrine koymuşlar. Zaten burayı sorma. Burası hep araba cenneti olmuş. Vallahi Scania'lar, Actros'lar full çekiyor. Yani bayağı araba var Erçal'larda. Ya benim bir de bu sağ kolumda bir ağrı var arkadaş. Öldürüyor beni ya. Bir geçmedi gitti. Araba nasıl göt atıyor bak. Baba 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 bak. Maşallah maşallah. İyi yağmur yağıyor ya. Kapıyı kapat, kapıyı. Kapıyı bende görürsün sonra. Evet, ana yoldan giriyorsunuz. Göbekten, saatin olduğu yerden sol yapıyorsunuz. Benim güzergaha doğru. Kolumda bir ağrı da geçmedi arkadaş. Evet. Hadi bakalım. Tekkeköy. Benim Zafer Manav. Benim mekan. Tamam. Gelişti ya. Kırıntı. Bu ne lan? Bugün sınav mı var? İnşallah benim yere araba çekmemişlerdir. Vallahi her gelmemde bir araba oluyor yani. Yer bulamıyorum. İnanın arabaya, arabayı çekmeye yer bulamıyorum. Bakayım. Bu çöp bidonunu var ya, oradan kaldıracağım. Vallahi kaldıracağım ya. La çöp bidonunun yeri var, yuvası var. Yuvasını sokmuyorlar. Şuraya bak. Baksana, buraya araba çekmişler hep. Şimdi buradan bir makaslayalım. Heh.
kaldırıma çıkıyorduk. Ben şuraya çekeyim arabayı. Şu çöp bidonunu şuradan bir kaldırayım. Uş. Mübarekler, bunu buraya niye koyuyorsunuz böyle? Geçer mi? Geçer. Az daha alayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Yolculuk bitti. Evet canlar, şükürler olsun. Yolculuğumuz bitti. Ben evime geldim. Artık istirahat edeceğiz. Yorgunuz, uykumuz var. Biraz uyuruz. Böyle öğleden sonra hani insana şöyle bir tatlı bir uyku çöker ya, böyle saat 3-4 gibi böyle mışın mışın, of. O uykuyu almam lazım. Biraz istirahat etmem lazım. Sudanızla şu kolumu masaj yapıp biraz uyumam lazım. Sizleri seviyorum. İnşallah bu videoda beğenirsiniz. İnşallah sizlere layık olmuştur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Her şey gönlünüz olsun. İyi ki varsınız. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun. Herkes sevdiğinin, herkes sevgisinin peşinden olsun. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.